Merhaba benim güzel dostlarım, sevgili gönül dostlarım, kalbi güzel, gönlü güzel insanlar. Bugün manavcı geldi arkadaşlar. Pazartesi günleri manavcı geliyor. Ondan şöyle 1 kilo yakın kıl biberi. 1 kilo arkadaşlar. Biraz sabah yedim de onun için 1 kilo yakın diyorum. 1 kilo kıl biber aldım. 1 kilo havuç aldım. Parça havuç getirmiş. 2 kilo salatalık turşu aldım. 1 kilo kırmızı kabya aldım. Geçen pazar Yenice'nin pazarından arkadaşlar bir tane de böyle kabus aldım. Kabuskamı yarısını yemek yaptık. Onun için dolma yapamadım. Hem fırsatım olmadı. Şimdi bütün malzemelerimi buraya koydum arkadaşlar. Bir güzel karışık turşu yapacağım. Düşünüyorum acaba. Lahanayı biraz haşlayayım mı haşlamayayım mı diye onu düşünüyorum arkadaşlar. Belki kaynar suya sokup çıkartırım çabuk olsun diye ama biberler de var. En iyisi hepsini çiğden yapayım. Biraz geç olur ama turşum güzel olur. Yine bahçeden şöyle kırmızı acı biberlerden aldım. Bütün malzemelerim burada arkadaşlar. Bunları ne yapacağım şimdi? Bunları bir güzel tekrar yıkacağım. Şeylere çirkinlerini ayıracağım içinden. Havuçlarımı soyup doğrayacağım. Biberlerimin saplarını alacağım. Kapya biberlerimi hepsini bir güzel doğrayacağım arkadaşlar. Bidonum da burada. Bidonum plastik arkadaşlar. Üzerine kaynar su koyamam. Geç olur ama turşum güzel olur. Başlayalım turşumu kurmaya. İlk önce bunları bir ayarlamam lazım. Evet canlarım. Başladım. Bütün malzememi hazırladım. Ama fazla inanır mısınız? Ben salatalığı kırmızı kapya biberi fazla beğenmedim. Yine de her taraflarını aldım. Şöyle uğuştura uğuştura yıkadım. Suda bıraktım. Tekrar böyle bir güzel yıkıyorum. Büyüklerini ikiye böldüm. Salatalıklarının alt ve üst taraflarını şey yaptım. Aldım. Çiğden koyduğum için arkadaşlar kütür kütür oluyor. Hiçbir şey olmuyor. Eğer ki haşlayıp da kutsaydım kesinlikle salatalıkların hiçbir yerine dokunmazdı. Burada da çıkartım var. Şimdi arkadaşlar onun işi tamam. Şimdi gelelim bunu suya bıraktım. Bu suyunu dökelim. Tüm malzemelerimi yıkadım. Bunu şimdi arkadaşlar önce bir şöyle bakın. Elimle yumuşatıyorum. Şimdi bu burada kalacak. Şimdi arkadaşlar o kalmasın orada. Çünkü işim var. Koyduk buraya. Şöyle su güzel gitsin. İçini de açalım. Bunları da şurada koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim suyumuz ödüllü bir su arkadaşlar. Bunu her zaman diyorum. Şöyle sarımsağımı da aldım yanıma. Önce şöyle bunu her zaman katarım. Bak sayı avucumun içine bir avuç nohudumu koydum. Bahçeden getirip de yıkadığım nane ve maydanozumu altına koydum. Şöyle hiç doğramadan bunları yemeyeceğim ya. Onlar sadece lezzet verecek. 3-4 tane sarımsağımı falan akşamdan hazırladım arkadaşlar. Çünkü inanır mısınız elim değip de yani bir şeye bahçe işlerinden fırsat olmuyor. Neyse musluğumuzun kapağını böyle yapalım. Bu şekilde bunu da koydum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ve şöyle yine havucumu da ala ala başlıyorum rengarenk turşumu bulmaya. Ha, az kalsın unutuyordum arkadaşlarım. Az kalsın unutuyordum. Yani dört dörtlük yapacağım bir şey derken bakın az kalsın unutuyordum. Bir iki dilim limon altına. Yeşil elma arkadaşlar. Mutlaka mutlaka yapın. Yiyeceksiniz. Yerseniz yerin. Yemezseniz bu sizin turşunuzun ayarını yapacak. Sirkesi az olursa sirke görevini yapacak. Sirkesi tam olursa lezzet verecek arkadaşlar. Şimdi bu tarafta biraz biberim var. Yine şöyle birkaç tane salatalık arkadaşlar. Bu şekil ezanımız dokunuyor. Hiç kesemem. Zaten turşumu kuruyorum.
da acı biber. Bak arkadaşlar size söyleyeyim, biberin biz bazen hazır turşular alıyoruz ya, biberin saplarını fazla kesmiyorlar. Biberin saplarını fazla kesmeyin. Havucumu da bu şekilde doğradım. Bakın şu şekil şık şekil. Çatala gelecek şekilde. Arkadaşlar şunu söylemeyi unutmayayım. Bakın biberlerim büyüklüğü uzun kıl biberdi ya benim. Ben biberlerimi altını üstüne aldım, ikiye böldüm. Üçe de bölebilirsiniz. Kırmızı kapya biberimi de şu şekil şu şekil yaptım arkadaşlar. Yine bu da çatala gelecek biçimde. Turşularım çok beğeniliyor arkadaşlar. Bak ben bunca turşu yaptım. Benim evimde doğru dürüst turşu kalmadı. Hep isteniyor, hep isteniyor. Yine arasına böyle bir avuç sarımsağımı koyuyorum. Arkadaşlar kısacası sattım yani. Öyle diyeyim size. Bakın bu salatalıklar büyük dersiniz. Bu salatalıkları da ikiye bölebilirsiniz. Yine şöyle güzel acı biberimizi. Acı biberimizi lezzet, güzel bir lezzet versin. Yine şöyle havucumuzu. Devam. Elimiz sudan çıkmıyor arkadaşlar. Her şeyim, bakın her şeyimi ayrı ayrı kaba koydum. Hepsi de suyun içinde. Ezanlarımız yüzü suyu hürmetine. Lezzetli olur ve canı çeken herkes yer inşallah. Subhanallah. Yine salatalığımızdan kat kat. Kat kat. Bidonum zaten geçen seneki turşu bidonu. Aşağıda Zonguldak'ta yaptığım kaşık turşusu. Bu arada ezanı duyuyorsunuz arkadaşlar. Ben konuşmam aslında. Ezanda da anlatmak zorundayım. Allah'ım affetsin. Kaşık turşusundan istediler. O dedim yok burada. O Zonguldak'ta. Yapamıyorum arkadaşlar. Her zaman malzeme de alamıyorum. Her zaman yapamıyorum da dedim onu satmayacağım. Onu çocuklarıma severlerse çocuklarıma vereceğim. Sevmezlerse biz kuru fasulyeyi çok seviyoruz kışın arkadaşlar. Olur da et yemeği, olur da kuru fasulye. Biz onun yanında yemeği çok seviyoruz. Hele ki acı turşuyu daha çok seviyoruz bu sene arkadaşlar. Celle Celal Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Ya Resulullah, Allah'ım ya Rabbim. Bizi her türlü kötülüklerden, vatanımızı, milletimizi, ülkemizi sen koru ya Rabbim. İşimizi, gücümüzü rast getir. Kimseyi kimseye muhtaç etme. Hepimizi de kanalın olsun, günlük yaşantısı olsun. Sen bize merhamet eyle Allah'ım. Şimdi çıkaracağım arkadaşlar burada. Ama biraz malzemem ta var.
şekil yine bir katta şeyini koyalım. Altına tuz koymadım. Tuzu üzerinden koyacağım. Bu karışık bir güzel bir turşum olsun. Bunu da vermeyeceğim arkadaşlar. Bunu da satmayacağım. Ne kadar isteseler dahi bunu da vermeyeceğim. Şu salatalık kırıldı. Malzeme bazen köyde oluyorum. Bazen Zonguldak'ta oluyorum. Yerine göre alıyorum, yerine göre alamıyorum canlar. Fasulyeyi, salatayı şöyle koyduk. Tekrar ölçmüşüm gibi malzemem denk geldi arkadaşlar. Ben ölçüp biçmişim diye. Terazi gibi oldu. Elimden de güzel güzel sıkıştırdım. Bakın gördüğünüz gibi. Bu da tamam. Şimdi gelelim havucumuza. Havucumuz da bitti. Ay ay, aferin bana Allah. Elimi terazi etmiş. Bu YouTube'da bana öyle güzel ders verdi ki. Zaten biliyordum ama daha çok bilgimi arttırdı arkadaşlar bu yaşta. Yaşımda ne varmış değil mi? Değil mi arkadaşlar? Şimdi. Şunları böyle sıkıştıralım. Bunu tek vermek istedim canlar. Aslında hep bahçedeydim bugün. Hep bahçe işleri yaptım. Hani bahçeden de güzel görüntüler şey yapacaktım, verecektim. Ama dedim ki karışıyor. Tarif, bahçe karışıyor birbirine. Ben dedim köyde bir güzel bunu vereyim. Yeşil biberlerim. Kıl biberim güzelmiş. Allah için ona diyecek yok. Şimdi arkadaşlar. Yine geldi acı biberime. Acı biberi dedim ya kırmızılaşmış, artık toplama zamanı gelmiş. Turuncumun rengine bak. Çok güzel gibi. Şimdi arkadaşlarım olan sarımsağımı biraz bunun üzerine de arasında olanlar değil. Üstünü olanları da şöyle ikiye böleceğim. İngiliz, bu da tamam arkadaşlar. Sıra neye geldi? Yine elmamıza geldi sıra. Bak nasıl ince doğruyorum. Yaptığımız bütün turşulara rahatlıkla koyabilirsiniz. Kırmızı elmasının ekşi olanını da koyabilirsiniz arkadaşlar rahatlıkla. Bütün malzemelerim olduğuna göre artık tatlandırmasına geldi sıra. Allah bismillah diyerekten şöyle kavanozum büyük. 8 kiloluk bu. 2 kaşık toz şeker koyuyorum. Yine de fazla koymuyorum. Bu ömrünü uzatıyor arkadaşlar. Bak çok değil. Sanki bir çay kaşığı. Limon tuzu. Görmüş olduğunuz gibi. Kaya tuzum, turşuluk özel turşuluk tuz arkadaşlar. 3 4. Bu buna geldik sirkesine. Ama siz hepsini üzüm sirkesi veya hepsini elma sirkesi yapın. Ben evdeki malzemelerime uyuyorum çünkü. Bu da tamam mı arkadaşlar? Şimdi tekrar. Ben bunları güzel sularını aldırdım. Ne yapıyorum? Nanemi, limonumu üzerine bir etrafına sıkıştırıyorum. Yukarı çıkmasın diye. Bizim suyumuz köy suyu çok güzel arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Musluktan suyumu dolduracağım. Bir elmayı görmüş olduğunuz gibi komple koydum. Hem bu yukarı çıkmasını engelleyecek, hem sirke görevini yapacak, hem turşunun uzun ömürlü olmasını sağlayacak. Budur arkadaşlar. Bu kadar da. Bunu şimdi buradan
Şöyle musluğumuzu çevirelim. Ben bunları hep yıkayıp da koydum arkadaşlar. Ama yine de böyle bunca malzemenin içinde Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Bismillah diyerek de turşumu kapattım. Bakın. Hiç düşürmeden çeviriştire çeviriştire. Bunu her turşumuzda yapın. Çeviriştire çeviriştire. Ben buna tekrar bir bardak su koyayım. Çünkü çeviriştirirken sular yerleşti yerine. Bakın su şurada kaldı. Soğutup ondan sonra koyacaksınız arkadaşlar. Cam şişeniz varsa kaynar su, ama kaynar su bu malzemelerin bazılarını eritir. İnanır mısınız, bazılarını eritir arkadaşlar. Ona dikkat edin. Ben onun için hepsini çiğden koydum. Arkadaşlar hepsini çiğden koyduğumuz için ben bunu her gün böyle biraz biraz sallayacağım. Olana kadar bütün turşularımda olduğu gibi. Bunu en az bu 20-25 günde oluşur. Bak hepsini çiğden koyduk. Özenerek yaptık. En az dediğim gibi 25, belki bir ayı da bulur. 15 günde aç yap çıtır çıtır ye değil arkadaşlar. Ben artık 2 seneden beri turşu yapıp satıyorum. Bir şeyler yapıp satıyorum. Bir ay belki de bu turşu olmayacak. Soframıza dediğim gibi bir ayın içinde soframızda olur. Görüyorsunuz rengini, şeyini, her şeyini tertemiz oldu. Güzel bir tarif arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Her şey dört dörtlük oldu. Bütün malzemeleri dört dörtlük oldu. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. İnanır mısınız? Aynı beni seyrederek yaparsanız aynı siz de bu şekilde yapmış olursunuz. Ve bundan daha güzelini yaparsınız.